adaletsiz çocuk. Dünya zorba. Elbet eşitleneceğiz o gün kıyamda. Yemeğini yiyip bilgisayarın başına geç anneciğim, olur mu? Hem arkadaşların görmüş olursun, hem de öğretmenini görürsün. Ben girmek istemiyorum canlı derse. İrem, olur mu yavrum? Canlı derslere girmelisin. Yeni hayata uyum sağlamalısın. Hem derslerinden geri kalmazsın. Arkadaşlarını görürsün, öğretmenini görürsün. Hadi canım, lütfen hadi girelim. Ben canlı derse girmek istemiyorum. Konuşmamız lazım. Gel, hayırdır? İrem'in bu hallerini ne yapacağız? Ne varmış halinde? Derslere girmek istemiyor, sıkıldım, bunaldım deyip duruyor. Çocuk okulundan, öğretmenlerinden, arkadaşlarından uzak kaldı. Oyun da oynayamadı, kızaklı. Beni asıl düşündüren bilgisayarın başında kalması. Ya bağımlı olursa? Ya biliyorsun, dersler canlı. Bilgisayarı da araştırmaları için kullanıyor. Ödevlerini oradan yapıyor. Bilgisayar başında durması onun bağımlı olduğunu göstermez. İçin rahat olsun. Hadi bu konuyu hallettik. Peki ne yapabiliriz bu çocuğun sıkılma olaylarını? Pamukkale Halk Eğitim Merkezi'nde psikodrama öğretmenim var. Pelin öğretmen. Psikodrama da biliyor. Ben onu bir arayayım. Telefon açayım. Alo. Merhaba hocam. Ben şey için rahatsız etmiştim sizi. Benim kız İrem internete girmek istemiyor. Bulunduğu durumdan hep mutsuz. Ne yapabiliriz? Evet. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Pelin öğretmenim. Merhaba Sunay Hanım. Merhaba Pelin öğretmenim. Merhaba Murat Bey. Merhaba Pelin öğretmenim. Merhaba İrem'cim. Müsaadeniz olursa İrem'le şöyle baş başa bir yürümek isterim. Hadi gel İrem, yürüyelim biraz seninle.
Dilersen maskelerimizi artık çıkarabiliriz. İremcim, dersler nasıl gidiyor? Biraz anlatmak ister misin? Derslere girmek istemiyorum. Canım çok sıkılıyor. Arkadaşlarımı özlüyorum. İremcim, şu kayaların oradaki ağacı görüyor musun? İşte o ağacı baz alacak olursak eğer, yaşam da aynı böyledir. Mevsimler gibidir. Her türlü zorlu şartlar altında kalabiliriz. Kar yağar, fırtına çıkar, sel, rüzgar ve birçok felaketlerle karşı karşıya kalabiliriz. Ama o ağaç gibi dimdik ayakta durmak, umutla yaşama devam etmemiz gerekir. Önemli olan yaşamında dimdik umudunu yitirmemektir. Yarınlarda daha mutlu, daha huzurlu bir gelecek yaşamak istiyorsan, bugünkü görevinin hakkını vermen gerekir. Sabırla, işte o ağaç gibi dimdik köklerini sımsıkı sarılman lazım. Ülken için, geleceğin için derslerini güzel bir şekilde dinleyip ve bilgilenmen gerekir. Bilgi umut ışığı gibidir. Geleceğimizi aydınlatır. Kendimizi karanlıkta kaybolmuş hissetmek istemiyorsak, eğitimimize önem göstermeliyiz. Eğitim, gelecek, bizim şu anımızı daha iyi verimli geçirebilmemiz için iyi bir temel oluşturur. O yüzden sağlıklı günlerde, mutlu yarınlarda sevdiklerinle yeniden bir arada olmak istiyorsan eğitimine önem vermelisin. Çünkü şu an senin vazifen iyi bir öğrenci olmak, geleceğine, ülkene, ailene ve arkadaşlarına güzel bir örnek olabilmektir. Bunun için derslerini ihmal etmemelisin. Anlıyorsun değil mi beni? Güneş yine doğacak sabahın şafağında. Güneş yine doğacak sabahın şafağında. Bahar yine gelecek sevdamın doruğunda. Ama inan ki bir tanem benim de bu sevdamda güle duracak umut. Ama inan ki bir tanem benim de bu sevdamda güle duracak umut.